Ve Murat Ocak telefon hattımızda şimdi. Alo. Alo. Murat. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor Murat sesin. Ha, merhabalar. Öncelikle şöyle söyleyeyim size. Merhabalar. Bu, ben evlendim. Şu an eşim yanımda zaten. Evlendin mi? Evet, evlendim. O zaten evleneceğimi bildiği için, yıldırım kendini azmedemediği için oraya çıktı. Biliyor, yıldırım nikah dedi. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen bir dakika, karakolda... Yok, lafımı vermeyin. Beni dinle, beni dinle. Suçlu sensin, beni dinle. Bak, sakin. Bir dakika, sen sunucu değil misin? Ya. Sus, bak, bana söz hakkı düştü. Evlenmiş ben olabilirsin, bu benim umrum ondan dışı. Sonra sabaha kadar sen karakolda polislerin yanında ağlayarak dedin ki Cemrem seni seviyorum, ben sana mi? Dedin nişanlıyım. İstediğin kadar nişan ol be, umrumda bak, bile değilsin, yeter ki beni peşin bırak. Madem bak, nişanlıysan, hayatında biri varsa gelip benim evime basma. Ben seni ben evime kendi rızamla çağırdıysam sana kapıyı açmam, polisi çağırmam ya, bir git ya. Ben senin üçe paranı nereden yedim ya? Sen benim altınlarımı, telefonumu aldın. Sen benim altınlarımı ve telefonumu aldın. Altınlarını, telefonumu. Ben senin üçe paranı nereden yedim be? Bir saniye. Bak, Murat, şunu, Murat şunu öğrenebilir miyim? Öncelikle evlenmişsin. Yıldırım nikahı nasıl oldu bu? Çok. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Bir saniye, bir dinlemek eşim istiyorum. Eşim yanımda. Evet. Ben zaten orada... Murat, izinle pardon. Resmi nikah kıyıldı mı? Şöyle diyeyim size, ben resmi nikahtan gün aldık. O zaman evlendim diyemeyiz. Yani şu anda resmen evli değilsin. Yanında evet arkadaşım var. Arkadaşım değil. Eşim olacak kişi var. Ben evimdeyim. Murat, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bir hukuk kuralları var, medeni kanun var. Siz beni dinleyecek misiniz? Tamam, dinleyeceğim tabii ki ama sen de... Yoksa mi konuşacaksınız? Hayır, tabii ki dinleyeceğim seni ama lütfen sen de saygılı ol, ben de saygılı olayım. Karşılıklı saygılı. Ben hukuken bunu etik yayıncılık gereği söylemek zorundayım. Devlet imam nikahını resmi nikah olarak kabul etmiyor. Ben bunu sorumluluk yayıncılığı olarak söylemek zorundayım. Evet, dinliyorum seni Murat. Buyurun. Ben onların hepsini biliyorum. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Benim Ankara'ya gitme nedenim, şu anki benim yanımdaki eşimi sürekli tehdit ettiler. Ayrılacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Kız da yanımda, o kadar bizi huzursuz ettiler ki. Benim ailem zaten... Annesinin bana söylediği şey, 17'sine kadar bekleyeceksin. 17'sinde dedi, bu kızı sana vereceğim, senden başkasının eli değmeyecek. Ondan sonra ben bu kızdan ayrıldıktan sonra... Sen geç onları, geç. Bak, sus. Geç onları, o kadar yüreğin varsa buraya gel. O zaman neden Ankara'ya geldin benim evime silahla, bıçakla? Ona açıklıyorum bak. Karakolda bile sana inandım, güvendim. Bunları bir şey var. Nazar Hanım, bir saniye, bir dakika. Murat, şunun yanıtını bana verebilir misin? Sen diyorsun ki ben bir kızla beraberdim, dolayısıyla istemediler benim o kızla beraber olmamı, kızdan ayrılmamı istediler. Ama sen o zaman neden Ankara'ya gittin? Evde, lütfen, elinde ona... silahla gittiğini söylüyorlar çünkü. Hayır, onu açıklayacağım. Kılık da değiştirmişsin, evet. Tamam, bir dinleyin. Bu Ankara'ya gitme nedenim benim. Evet, ısrarla da gittim evine. Neden gittiğimi söyleyeyim. Ben bir evlilik düşünüyorum. Evlilik yapacağım sürekli benim. Eşim olacak. Bizi ne alakadar eder senin evlenmen? Nazar Hanım. O kadar çok alakadar ediyor ki seni. Sen azmedemediğin için zaten oraya çıktın. Beni hiç alakadar etmez. Senden kızım kurtulmuş olur. Tamam. Murat, konuşur zaten musun? Evet. Tamam. Murat, çok mutlu oldum. Kızım senden kurtuldu. Tamam, kurtulmak diye bir şey yok zaten. Ben sizden kurtuldum, anladın mı? Ya sen dedin ki karakolda kızının önüne diz çöküp ağlayan, ben bu kızı almadan gitmem. Sokakta bağıran kimler? Anne, bir şey söyleyeceğim. Polisler bağlansın lütfen, söylesinler. Anne, bir şey söyleyeceğim, bekle. Bir dakika, siz beni niye konuşturmuyorsunuz? Mikrofonlarını kapatın, ben kendimi ifade edeyim. Dinler misiniz? Bir dinleyin. Tamam Murat, konuş, dinliyoruz seni. Ama sen elinde silah ve bıçakla gittin mi oraya? Tamam, dinle. Hayır, elimde değil bak. Ankara'ya gitme nedenim, ilk sefer gittim, kapıyı çaldım, bunlar kapıyı açtı. Konuşmak suretiyle gittim. Konuşurken annesi bana zaten plan uygulamış. Oraya çağırıp bana polis çağırıp... Hayır, bir dakika Nazar Hanım. Bir dakika, nasıl bir plan? Nasıl bir plan? 5 gün kalmış ya bunun şeyimin bitmesine. Ben bitti diye biliyorum. Evet. Ondan sonra evin içine çağırıp gidiyor, öbür odada polisi arıyor, polis geliyor. İkinci gün ben tekrar konuşmaya gidiyorum. Konuşma nedenim benim hayatımdaki kişiyi rahat bırakmaları. Peki çünkü Murat, şunu merak ediyorum. Bir dakika Nazar Hanım, nereden bileceğim? Müsaade eder misiniz? Murat, diyorsun ki koruma kararının bitmesini az bir zaman kaldığı için ben evine gittim. Bitti suretiyle bak. Ben onu savcılıkta da söyledim. Ben bitti diyebiliyorum ama daha 5 gün varmış. Zaten beni çağırma amaçları da bu.
Ben bunu tuzağa düşüreyim, cezaevine sokturayım ve bu evlilik yapamasın. Nedeni bu yani. Hayır, hayır. Ben nereden bileceğim senin evlenip evlenmediğini, kiminle konuştuğunu? Sen kendini aklamak için... Sen benim kızımı almaya geldin, ben karşı çıktım. Bunu polisleri bağlayın. Senin hayatında biri kızını varsa gelme. Kızını almadan gitmem. O zaman kızının niye? Kızının önüne diz çöken sensin karakollarda. Murat, bir saniye. Oradaki polislere, istediğiniz polise bağlayabilirsiniz. Benim tek amacım kurtulmak ve peki, konuşmak Peki Murat şunu merak yalan ediyorum. Söyle. Bir dakika bir susar mısınız? Şunu merak ediyorum. Şimdi bir defa kurtulmak için, sizden kurtulmak için gidiyorum diye bir defa gittiğini anlayabilirim. Hadi. Tamam. İkinci, üçüncü defa neden gittin? Onu da söyleyeyim size. İlk defa gittim, beni tuzağa çektiklerini anladım. İkinci defa gitme amacım yine aynı şekilde konuşmak maksadıyla. Çünkü ben oradan Ankara'dan kız arkadaşımın yanına gidip onu alıp evlenmek suretiyle getirecektim. Ve ben bunu yapmaktan önce ben bunlardan kurtulmak istedim. Tabii canım. Senin kız arkadaşın Ankara'da mı yaşıyor? Şu anda beraber olduğu. Ankara'da yaşamıyor benim kız arkadaşım. Onu da mı götürdün Ankara'ya? Anlamadım. Hayır, onu götürmedim. Ben ilk önce Ankara'ya gittim. Ankara'dan sonra onun yanına gittim. Niye önce onun yanına gittim, Ankara'ya gittim? Onu söyleyeyim size. Kıza tehdit mesajları, hakaret mesajları, yalan iftiralar o kadar kızı huzursuz ettiler ki. Ya mesaj yani, atmışız, huzursuz etmişse kız arkadaşın mesajları atsın. Senin yaptığın hayır kendini göndersin. Tamam, anne dur ya. Bir dakika. Şu an senin korkun neydi? Ben yok sana zarar vereceğim. Şundan bundan korkuyordum. Tamam, ben ailemin yanındayım. İstanbul'dayım. Ben zaten sevdiğimi aldım. Sevdiğime de kavuştum. Siz ne yapın biliyor musunuz? Hani benim öyle zaten sizden alıp veremediğim hiçbir şey yok. Siz de bunu senin alıp veremedin. Bir şey söyleyeyim ben. Senin benden alıp veremedin var mı? Neden inkar ettin bunu? Neden bizim kapının önündeki bakkala gidip ben öcümü alacağım, annesini de kızını da öldüreceğim diyorsun? Senin intikam acı, seni istememem ve ben seni istemediğim için sen başka kıza gittin. Murat söyledi mi böyle bir şey? Kızımı aramak istediğini, bakkalcı beyefendi kabul etmediğini, burada bunların icabına bakmadan karakolda. Üniversitede beklerim dedim. Bir dakika, şunu Murat bir saniye. Burada bir tartışma olduğu için sen de müdahale ediyorsun. Susturun falan hayır, demeyin. Ben, karşılıklı ben, konuşacaksınız. Bak, ama şu soruya izin verir misin? Murat şu soruya izin verir misin lütfen? Artık tehdit etmeyeceğine göre şimdi o kadar hem annesi hem de kızı 15 yaşında daha çocuk. İnsan bu kadar milyonların önüne niye çıksınlar? Korkmuyorlarsa neden konuşsunlar? Senle dertlerine. Sen polisi bile bıçaklamaya çalıştın ya. Bir dakika susar mısın? Nedenini ben size söyleyeyim. Bunların nedeni neydi? 17 yaşına gelince bu kızını zaten daha önce... Onlar senin hikayelerin, benim dostlarım değil. Senin dostların. Kızımın peşinde koşuyorsun. Ama bir günü pisliği var. Kezmeyince haksızım. Bak dinlettirin. Sadece çerçevesinde konuşalım. Benim sizinle bir sıkıntım yok. Siz benim eğer bu zamana kadar rahat bıraksaydınız... Benim neyim ki seni rahat bırakmıyorum. Sana defalarca yalvardım ki benim kızımın hayatından çık git. Ben seni sürekli engelledim. Ben seni her yerden engelledim. Bana ulaşmasaydın ya. Peki. Ulaşma, evime gelme. Murat şu sorunu... Benim kızıma ulaşamadım. Ben seni engelledim. Sen hayatında yürü git ya. Geldim tamam, benim ya. Evime bastın. Şimdi bir saniye, Nazar Hanım, Nazar Hanım şunu merak ediyorum. Murat sen kızımızın 15 yaşında olduğunu biliyor musun? Şöyle diyeyim ben size. 2005 doğumlu diyorsun. Kesinlikle biliyordu. Bir dakika. Bilmiyorum. İlk konuşmaya başladığımda bilmiyordum. Yalan söyleme. Sen 20 yaşında öğrendin. Neden benim evime geldin? İşte evime gelme sebebin neydi? Yaşını biliyordun, gelmeseydin. Tamam, bunu açıklamaya çalışıyorum. Ben kızının yaşını öğrenince, kızını istemeyince sen de kızım intihar edici. Sen geç onları. Ancak sen intihar mektubu yazarsın. Sen kendi konuna kesip intihar ettin. Kendi pisliğini bana bağlamak etme. Altınlarımı telefonumu ver o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse aynı anda konuşmasın. Ne dediğiniz anlaşılmıyor. Murat. Aynen. Sen Murat bir müsaade edin Murat'a soruları sorayım. Susar mısınız siz de? Murat sen Bektaş ailesinin altınlarını aldın mı?
Söylediğim onların altın verme ben neden telefonunu alayım? Telefon bir dakika. Telefonunu falan diyor. Onların ben neden alayım? Bir evlilik düzeni yok. Neden alayım ben? Aldın onları bana. Ama bir şey söyleyeceğim. Aynı anda konuşursanız ben dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum ki. İzleyiciler de anlamıyor. Herkes derdini anlıyor. Bu kadar bağırarak meseleyi de çözemeyiz. Ben seni de dinleyeceğim. Kızımızı da dinleyeceğim. Sizi de dinleyeceğim. Ama Murat, bana şu sorunun yanıtını net vermen lazım. Lütfen sen altınları almadığını söylüyorsun. Baban da diyor ki 3 ev parası yedirdim diyor. Ama 3 ev parası nasıl yedirebilirsin? Yani bir yıl içinde 3 ev parası mı yedirdin sen? Sen önce bir dakika, sonra benim kızım. Altınlar nerede? Elinde bir telefonun yok senin. Nasıl ben? Bir dakika, bir saniye. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Murat. Şöyle diyeyim ben. Ankara'ya gittim geldim, yol masrafları yaptım. Ondan dolayı bahsetmiştir babam. Hani çağırdıklarında sürekli gittim. Ben bunların elinde zaten daha önce kendim hani gidip kaldım annesinin daveti üzerine. Hayır mı? Yalan söyleme ya, Murat, yalan söyleme. Benim defalarca gelmek istediğini ben seni reddettim. Yürü. Nazar Hanım, evinizde Murat kaldı mı sizin? Hayır. Ya yemin verip sorar mısınız? Ben bunun Ankara'ya gidip evinde 3-4 gün kaldım. Kabul etmedim. Sadece ben bunu kızıma söyleme kızım. Pardon. Gel biz bir görüşelim. Ben seni bekleyeceğim. Ben de Murat kesinlikle bak güzellikle hiçbir şekilde seni... Eğer kaldıysa Murat bir saniye. Kaldıysa yani sonuçta 10 yaş büyük bir çocuğun delikanlının sizlerle ne işi var? Ya siz hata yapmışsınız. Kalmadı. Evet. Bak, hayır ben hatta kabul etmeyeceğimi söyledim buna. Murat sen yalan söylüyorsun ya. Umurumda değil babası... senin hayatında birinin olup olmaması. Ama sen benim evimi zorla tehdide geldin. Zorla tehdit edin. Ben madem seni ağladım, kaybedeceğim. Çok seviyorum. Kabul etmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ana kız aynı anda konuşmayın. Orhan Bey var bizim uzman konuklarımızdan birinin. Tamam. Sana şunu bir sorusu bak. Var. Bir dakika Murat'cığım. Bir dakika. Sorabilir. Ben önce şunu söyleyeyim. 21 Haziran'da benim Ankara'ya gittiğime dair biletim hala elimde duruyor ki ben bunların böyle bir iftira tamam, attığını bildiğim için tamam, ben seni dışarıda gördüm ama kabul ettirmedim. Evime de almadım. Ben sana yalvardım, benim kızımın peşini bırak, hiçbir şekilde görüşme, bu iş olmaz. Peki Murat şunu sorayım, senin o evde kaldığına dair elinde kanıt var mı 21 Haziran'da? Ya şimdi hani kanıt, çevrede güvenlik kameraları varsa hepsinden görülür. Güvenlik ama kameraları senin fotoğraf, bir dakika, bir saniye. Bu... Fotoğraf çekildiniz mi o gün iş 21 Haziran'da? Yok, fotoğraf hiç çekilmedik. Hatta tamam. Fotoğraf çekilmedi diye yanındaki arkadaş da sitem etmişti ama keşke tamam. Çekilseymişim yani. Orhan Bey bir sorusu varsa uzman konuğumuz lütfen müdahale etmeyin. Orhan Bey bir sorusun. Evet, evet. Rica ediyorum. Murat öncelikle bağlandığın için teşekkür ediyorum sana. En azından burada kendini ifade etmeye çalışıyorsun ama ben şunu anlamaya çalışıyorum. Biraz önce... Dediniz ki işte beni konuşmak için buraya çağırdı, Ankara'ya çağırdı. Peki siz davet edildiğiniz bir yere giderken silahla mı gidiyorsunuz? Ya cebinde silah yok. Hayır, davet edildiğim bir yere giderken silah gitmiyordum. Ama polis sizden silah alıyor. Tamam alıyor ama şöyle diyeyim ben. Uçak da. Benim arkadaşımın asker eğlencesi vardı İstanbul'da. Hayır. Ya ondaydı. Zaten ateşli bir silah değil o götürdüğüm silahta. Teşhislerde var kayıtlarda. Senin her seferinde. Bir dakika Murat neden kılık değiştirdin peki? Kılık da değiştirmişsin. Ben neden kılık değiştireyim ya? Ben aynı kılığımdayım. Sen saçını uzatıyordun ama sıfıra vurup gelmiştin. Başına da hiç takmadığın bir şey şapka takmıştın. Kapıda burada seni tanımadıkları için ya. Öyle içeri. İmaj değiştirdiğini söylüyorlar. İmaj yenilediğini söylüyorlar. Ya sizce Allah aşkına bu kadar söylenenlerin hangisi doğru olabilir? Yani kılık değiştirmek gibi bir amacın ne olsun? Neden saçlarını sıfıra vurmuştun? Neden yaşlı dede şapkası takmıştın? Nereden tanıyacak benim kızım seni? Kendi saçıma model verirken ben senden izin mi alacağım? İzin kağıdı mı isteyeceğim? O zaman silahla ve bıçakla benim evime basmayacaksın. Arkadaşımın asker eğlencesi var diye yalan söylemeyeceksin. Hadi bir gün eğlence vardı. Onu geç. Hadi, niye bıçakla geliyorsun ya? İstemiyorum ben seni. İstenmeyince böyle benim üstüme yürüme. Yalan söyleme. Anne kuyruk acısı var çocuğum. Niye böyle yapıyorsun? Evine kuyruk acısı olan sensin. Seni istemediğim bir saniye, için kuyruk acısı olan benden intikam alacaksın. Lütfen durur musun? Çocuğum dediğim bir insanla... Olmadı. 2 yıl boyunca falan değil. Olmadı işte. Olmadıktan peki, sonra zaten... Sen benim belli bir dakika susar mısın? Susar mısın? Çocuk zaten çocuk 15 çocuk, yaşında Murat. Evet, çocuk olduğu için... Sen onun çocuk zaten. Olduğunu ama 15 yaşında olduğunu ne zaman öğrendin? Ne zaman öğrendim? Şöyle diyeyim ben size. Bunu öğreneli ben fazla olmuyor. Ben ne zaten kadın? Öğrendikten sonra benim ailem de istemedi ve ben bundan ayrıldım. Sen geç bir saniye. Şunu da öğrenebilir miyiz Murat? Dün konuştuğumuz için sen de onu bir söyle. Bu arada Ocak ayında İstanbul'a geldiğinde annesine haber vermeyip İstanbul'a gelmişti. Yani 6. ayında ilişkinizin. Sen orada dövdün mü kızımızı? Boğazına sıkmışsın, sarılmışsın. Şöyle, boğazına sıkıp sarılmadım. O şekilde darp yoktu. Biz o şekilde darp var. Bak biz tartıştık onunla.
Ben zaten bu ilişkinin hep bitmesinden taraftım. Bu beni saplantı haline getirmiş. Bak şöyle diyeyim size. Ya yalan söyleme ya. Şu anda hep hapsin bile var senin. Suçsuzluk diye hapsi verin. Murat senin işte, senin uyuşturucularını da mı kızım yaptırdı sen, sana? Bunları da mı kızın haberi var? Var diye mi sen suçsuzsun diye mi sana ceza veriliyor? Adalet tamam. Murat sen bana bu işini söyler misin? Bir dakika bir dakika. Tamam, birincisi sabıka kaydın var mı? Ki var olduğunu biliyoruz, onu yalanlayamazsın. İkincisi de tehdit ettin mi etmedin mi? Ben tehdit etmedim, bak size şöyle bir durum izahlayayım. Onların oraya çıkma gayesi kesinlikle benden korktukları için falan değil. Benim evleneceğimi bildikleri için. Senden korkmasam gelmeyeceğim. Ben ağlayarak gideyim ya.